Evet değerli öğretmenler, artı bir net diyoruz ve sınıf dışı öğretim teknikleriyle alakalı bir soru görüyoruz. Eğitim öğretim faaliyetlerinin bir parçası olarak amaçlı planlı bir biçimde okul dışı bir ortama gidilerek gözlemlerde bulunulması, gezi ve gözlem yönteminin uygulanmasıdır. Bu tür uygulamalar etkili öğrenme açısından oldukça önemlidir şeklinde yorum yapan bir öğretmen tekniklerin yararlarını şöyle sıralamıştır. Buna göre gezi ve gözlem tekniğinin yararları ile ilgili öğretmenin sıraladığı görüşlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Şimdi kısaca hatırlamak gerekirse gezi okul dışı mekanlara gerçekleştirdiğimiz eğitsel amaçlı planlı ziyaretlerde. Gözlem ise bir olayı, bir canlıyı ya da bir durumu direkt doğrudan gözlem yoluyla incelememizi sağlayan tekniğimizdi. Öncülde verilenleri incelediğimizde okul çevre ilişkisini geliştirir. Doğru. Bu iki teknikte de okul dışı mekanlara ulaşılabildiği için eğitimin okul dışında devam ettiği algısı meydana gelir ve okulla çevre arasındaki bağları güçlendirebiliriz. 2. Kısa zamanda organize bilgiler sağlar. Bu iki tekniğimiz de aktif öğretime dayalı teknikler olduğu için kısa sürede bitebilecek uygulamalar değildir. Hatta en büyük handikaplar arasında emek ve zaman gerektirmesi yer almaktadır. Ayrıca biz bu uygulamalarda çocuklara organize bilgiler sağlamayız. Yani organize bilgiler aktarmayız. Organize bilgi ne demektir? Düzenlenmiş bilgi yapısıdır. Ve öğrencilere organize bilgilerin aktarıldığı faaliyetler daha çok sunuş yoluyla öğretim gibi faaliyetlerde karşımıza çıkar. Öğrencilere ilk elden tecrübe kazandırır. Doğru. Birincil veri kaynaklarına ulaşmamızı sağlar. İlk elden verilere ulaşarak çocukların somut öğrenmeler, somut yaşantılar geçirmelerine katkı sağlar. Dale'e göre kendi kendine edinilen yaşantılar sağlar. Yanlış. Edgar Dale'in yaşantı konisini hatırladığımızda kendi kendine edinilen öğrenmeler en tabanda yani en altta yer alan 3 yaşantıydı. Bunlar da doğrudan maksatlı yaşantılar, model ve numunelerle edinilen yaşantılar ve dramatizasyonla edinilen yaşantılardı. Gezi bunların da üstünde yer alan basamaklarda başkalarının yardımıyla edinilen yaşantılar arasında yer almaktaydı. O yüzden bunu hatalı kabul ediyoruz. Farklı öğretim ortamlarının kullanılmasına imkan tanır. Evet, başta da söylediğimiz şey aslında okul dışı mekanlarda da eğitimi gerçekleştirebilmemizi sağlar. Bu da okul dışında farklı ortamlarının da öğrenme sürecine dahil edilerek çeşitliliğe hizmet edecektir. Bu kapsamda öncülde verilen maddeleri incelediğimizde doğruları da aradığımız için 1, 3 ve 5 numaralı öncüllerin bu tekniklerin kullanımına ilişkin doğru öğretmen yorumları olduğunu söyleyebiliriz.